Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle Bakara suresi 126. ayetin tefsirini birlikte yapmaya çalışacağız. Ve iz kâle İbrahim rabbi ic'al haza beleden âminen. Ayet-i kerime bu şekilde başlıyor. Daha öncesinde iz kelimesiyle ilgili olarak gerekli olan bilgileri vermiştik. Ve iz vaktaki kale demişti İbrahim'u İbrahim peygamber Rabbi ey Rabbim. Tabi burada ya nida harfi ve hasve gitmiştir. İc'al eyle anlamına geliyor. da burayı ya da bunu beleden bir şehir yap. Aminen güvenilir bir şehir yap demişti. Ey ic'al hâzel belde, ey Rabbim bu beldeyi eyle. Ev hâzel mekana ya da bu mekanı eyle. Peki nasıl eyle? Emenen, beleden bir belde eyle. Aminen, güvenilir bir belde eyle. Öncelikle belagat açısından aminen kelimesinin izahını, tahlilini yapmaya çalışacağız birlikte. Daha sonrasında ise bu kısmın irabını incelemeye çalışacağız. Şimdi beleden aminen, aminen kelimesi emn maddesinin ismi faili olarak gelmiş. Bu insanlara özgü bir şey, insanlara has bir şey. Aminen güvenli olan demektir. Güven içerisinde olan demektir. Şimdi bir beldenin bizati kendisinin güven içerisinde olması mümkün değil. Çünkü insana ait olan bir nitelikten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada aminen ifadesinde mecaz mursel olduğunu söylememiz gerekiyor ve buradaki alaka mahalliye dediğimiz alakadan oluşmakta. Öyleyse aminen kelimesi ve emnin güvenli olan bir yer anlamına gelmekte. Ne gibi? Ke'işetin radiyetin örneğinde geçtiği gibi. Ke'işetin radiyetin örneğinde geçtiği gibi. Şimdi burada da aynı durum söz konusu. Radiye kelimesine baktığımız zaman ismi fail formatında gelmiş ancak mana itibariyle mardiyetin anlamına gelmekte. Çünkü keişetin bir yaşam gibi nasıl yaşam radiyetin razı olan bir yaşam gibi. Şimdi hayatın kendisi yaşamın kendisi razı olamaz. Ancak o hayatı yaşayan kişiler razı olabilir, memnun olabilir. Ancak Arapçada mecaz mursel dediğimiz bir olgu vardır ve aminen kelimesinde mecaz mursel olduğu gibi radiyet, radiyetin kelimesinde de mecaz-ı mursel vardır. Ya bunu da emni şeklinde anlayacağız yine mecaz-ı mursel formatında ya da eminen menfihi içinde yaşayanların güven bulabileceği, huzur bulabileceği bir belde eyle şeklinde bir anlam vereceğiz. Dolayısıyla aminen kelimesinin beldeden ziyade menfihi beldede yaşayan kişiler güven içerisinde olsun anlamına gelmekte. Leylun naimun Arapçada bunun birçok kullanımı söz konusu. Leylun naimun dediğimizde uyuyan gece aslında gecenin kendisi uyumaz. Gecenin içerisinde bulunan canlılar uyur. Ancak biz burada Leylun naimun demek suretiyle yine biz mecaz-ı mursel sanatını kullanmış bulunmaktayız. Öyleyse belagat açısından bir mesele söz konusu. Birinci meselemiz belagatla ilgili. Onu da izahını yaptık. Aminen kelimesinde bir mecaz-ı olduğunu ifade ettik. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun birçok örneği de mevcuttur. Şimdi de ikinci meselemiz olan irap meselesine geçiyoruz. Burası da önemli. İrab meselesinde peki neyi konuşacağız? Fehâza yani bu hada kelimesi yani lafzu haza ifadede geçen haza kelimesi mef'ulun evvelun birinci mef'ul olarak gelmiştir. Ayette geçen ve beleden kelimesi ise burada geçen beleden kelimesi mef'ulun thanin ikinci mef'ul olarak gelmiş. Peki irab açısından aminen ne olmuş olur? Ve aminen ayette geçen aminen ifadesi ise sıfetun lehu yani beleden kelimesinin sıfatı olmuş olur. Lehu kelimesi beleden kelimesine raci olmakta. Ve iz qala İbrahimu rabbi ic'al hadha baladan aminan warzuq ehlehu min Varzuk, rızıklandır, rızık ver ehlehu orada yaşayan kimselere min meyvelerden, ürünlerden. es kelimesi günümüzde sadece meyve manasına gelmekte. Ancak "esmerat" dediğimizde temelde ürün demektir. Bütün ürünler bu kapsama girmekte. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَرَ Çünkü daha öncesinde orada bir semere yoktu, ürün yoktu. Yani orası kıtlığın hakim olduğu bir yerdi ve temelde ürün adına çok fazla bir şey mevcut değildi. Öyle olunca Hz. İbrahim kendi zürriyeti için Cenab-ı Hakk'ın kendilerini ihsanıyla, lütfuyla rızıklandırmasını istiyor ve o bölgeyi, o mekanı bereketlendirmesini istiyor. Sümme ile şeklinde okuyabilirsiniz. Sümme ebdele şeklinde okuyabilirsiniz. Ancak temelde buradaki faili Kur'an-ı Kerim ya da Cenab-ı Hak olarak düşündüğümüzde buraya biz ebdele diyebiliriz. Düşünmeksek o zaman ve ubdi ile şeklinde bunu okuyabiliriz. Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Tabi ebdele ya da übdile dediğimizde bedel olarak getirilmiştir. Hangi ifade? Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Bu bedel olarak gelen bir ifade. Peki neyden bedel olarak gelmiş? Min ehlihi. Ayette geçen ehlihi. Hemen gösterelim. Varzuk ehlehu tabi eğer bunu irab mahki suretinde okursanız ehlehu şeklinde okumanız gerekiyor. Yani doğrudan ehlehu kelimesinin bir bedeli olduğunu düşünüyorsanız ve lafzı bozmadan mahki suretinde okuyacaksanız ki biz buna irab mahki diyoruz o zaman başına min gelse dahi formatı bozmadan ehlehu dememiz gerekiyor. Ama irab mahkiden çıkartırsanız o zaman min ehli şeklinde okuyabilirsiniz. Biz irab ı Mahki şeklinde okuyalım. Min ehlehu diyelim. Yani ayette ehlehu şeklinde geçtiği için burayı da ehlehu şeklinde okuyalım. Öyleyse burada men ifadesi bedel olmuş oluyor. Bedel olmuş oluyor. Peki neyden bedel olmuş olur? Değil mi? İşte müfessirimiz bunun ehlehu olduğunu söylüyor. Yani varzuk ehlehu oranın ahalisini rızıklandır. Peki baştan sona herkesi mi? Hayır men amene minhum billahi vel yevmil ahiri onlar içerisinde ya da onlardan Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseleri rızıklandır manasına gelmekte. Evet. Dolayısıyla e, bedelül minel kül olmuş olur. Bedelül ba'd minel kül. Tabi bedelin çok çeşitleri vardır. Bedelül kül minel kül, bedelül ba'd minel kül şeklinde bedel el -ghalat. E, şeklinde e, ihtimal gibi e, bedelin türleri vardır Arapçada nahiv ilminde. Bu ne olmuş olur? Bedelul ba'd minel kül olmuş olur. Eğer ubdile şeklinde okursanız ve bunun meful mutlak olarak düşünürseniz o zaman ebdele ya da ubdile bedelel ba'di şeklinde okumanız lazım. Yani bunu bir nevi meful mutlak yapabiliriz. Ancak huve bedelül ba'di minel kül diye düşünürseniz yani burada bir hüvenin varlığını kabul ederseniz o zaman huve bedelul ba'di minel kül şeklinde okuyabilirsin. Yani ha huve ya, da haza. Haza daha güzel. Haza lafzu bedelul ba'di minel kül. Ancak e, ifadenin siyak ve sibakından hareketle bunun mefulu mutlak şeklinde okunmasının daha doğru olacağı aşikardır. Şimdi e, bedel el ba'd minel kül ne demektir? Bedel el ba'd minel kül olabilmesi için ilk önce kül ifadesini bulmamız gerekiyor. Yani bütünlük ya da tüm, bütün anlamına gelen bir ifadeyi bulmamız zorunludur. Bulamazsak bazdan bahsedemeyiz. Bedel el bahsedemeyiz. Peki burada bunu bulmaya çalışalım. Buradaki kül hangisi olmuş olur? Buradaki kül Görmüş olduğunuz gibi ehlehu, ehlehu ifadesi olmuş olur. Zaten müfessirimiz bunu da ifade etmiş. Min ehlehu dediğine göre, İrab-ı Mahki suretinde bunu okuyoruz. O zaman buradaki kül ehl olmuş olur. Dolayısıyla ayetin ilk bölümüne baktığımız zaman şöyle bir anlam söz konusu. Varzuk ehlehu minethemarati, yani orada yaşayan herkese rızık ver manasına gelmekte. Mümin olsun, kafir olsun fark etmiyor. Ancak men dediğinizde ve bunu bat olarak telaki ettiğinizde o zaman orada yaşayan bütün ahali değil, özellikle öz ve özellikle yani hususen men amene minhum billahi vel yevmil ahiri Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere rızık ver anlamına girmiş olur. Dolayısıyla bat men olmuş olurken kül ise Ehlehu olmuş olur. Ayetin manası şöyle olmuş olur. il Müminine müminleri rızıklandır min ehlihi haseten. Orada yaşayanlar içerisinde sadece ve sadece müminleri rızıklandır. Kas'ar er rizqa ala'l imameti. Burada Hz. İbrahim rızık olgusunu imamet olgusuna benzetmiştir mukayese yapmıştır. Dolayısıyla fahas el müminine bihi ve rızıktan bahsederken sadece müminlere verilmesini Cenab-ı Hak'tan temenni etmiştir. Aslında bir önceki ayet-i kerimeye baktığımız zaman daha doğrusu la kale la ayetine baktığımız zaman Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti ve bu sınavı başarılı bir şekilde geçtikten sonra Kale inni ca'aluke linnasi imama demişti. Yani zürriyeti için e, Cenab-ı Hak Hz. İbrahim'i e, imam olarak tayin etmişti. Ancak ve min zürriyeti demek suretiyle Hz. İbrahim zürriyetinin de imamet görevine getirilmesini istemişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak la yenalu ahdi az-zalimin benim ahdim zalimlere ulaşmaz, vasıl olmaz demişti. Şimdi müfessirimiz şunu demek istiyor. Buradan hareketle Hazreti İbrahim duasını yaparken men amene minhum billahi vel yevmil ahiri ifadesini bilinçli bir şekilde kullanıyor. Çünkü daha öncesinde Cenab-ı Hak onu uyarmıştı. Ve bu imamet olgusuna zalimlerin erişemeyeceğini vasıl olamayacağını söylemişti. Öyle olunca Hazreti İbrahim Cenab-ı Hak'tan rızık isterken sadece müminlere verilmesini talep etmekte. Ancak Cenab-ı Hak burayı da düzeltiyor. Kalallahu teala cevaben lehu bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e cevaben şöyle demiş. Vemen kafara" yani ellezi kefara manasına gelmekte. Şimdi vemen kefara ifadesi buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu ayetin en zor bölümlerinden bir tanesi burasıdır diyebiliriz. Ya da bu ayetin irabı ve manası noktasında değişik bir takım vecihler ortaya atılmıştır. İrabı açısından özellikle Semin el halabinin ad el-Masun isimli eserine bakabilirsiniz. Yine Abkeri'nin Et-Tibyan fi Arabil Kur'an isimli eserine bakabilirsiniz. Bana sorarsan bu ayet bağlamında bakılması gereken tek ve en önemli eser Abkeri'nin Etibyan fi İrabil Kur'an isimli eseridir. Abkeri çok detaylı, mufassal bir şekilde bu ayetin vecihleri üzerinde durmuştur. Şimdi burada ve kefara diye Cenab-ı Hak ferman buyuruyor. Bu men nasıl bir men? Ellezi anlamına gelen ismi mevsule mi? Yoksa şart mı? men eşşart yemi. Biz burada müfessirimizin görüşünü tercih ederek men el mevsule olarak telakki edeceğiz. Yani dolayısıyla ayet şöyle olmuş olur. Ale Cenab-ı Hak şunu söyledi. Ve arzuku ben rızık vereceğim men kefara imkan edenlere de rızık vereceğim ve umettihu kalilen ve ona az bir zaman mühlet vereceğim nimetleri bahşedeceğim demiş Yüce Mevlamız. Ancak dediğimiz gibi buradaki irab vecihlerine göre anlam da değişebilir. Dolayısıyla biz burada Abker'in ilk tercih olan ve müfessirimizin de tercih olan men'i e, burada mevsula olarak kabul ediyoruz ve men'in aynı zamanda e, fi mahalli nasbin mefulu bih konumunda olduğunu söylüyoruz. Neden? Arzuku kelimesinden hareketle. Peki arzuku kelimesi neden hasfe gitmiş? Li delaletil kelami aleyhi. Çünkü siyak ve sibaktan bu anlaşılıyor. Yani Hz. İbrahim varzuk ehlehu minet femarat derken Cenab-ı Hak ona şöyle bir karşılık vermiş. Hayır ben kafir olanlara da rızık vereceğim. Bakınız siyak ve sibak içerisinde bu mana pekala doğru bir şekilde anlaşılmakta. Öyleyse ve arzuku kelimesi fiil ve fail hasfe gitmesinden dolayı men burada ismi mevsuldur ve aynı zamanda fi mehali nasbin mefulu bih olmuş olur. Kefere ise fiili mazi, fail müstetir huve ve aynı zamanda sıla cümlesi olması hasebiyle iraptan herhangi bir şekilde mahalli yoktur. Fe umetti qalilen ifadesine geçince. Şimdi tabi burada Dediğimiz gibi eğer bunu şart cümlesi olarak kabul ederseniz çok değişik anlamlar da ortaya çıkabilir. Biz e, kafanız karışmasın diye sadece müfessirimizin görüşü çerçevesinde bir irap verdik. O zaman umettihu kalilen erzuku kelimesine matuf olmuş olur. Feumetti'uhu onu temti edeceğim. Mete'a, mut'a, mete'a ifadesi rızıklandırmak anlamlarına gelmekte. Fe umetti'uhu qalilen. Tabi burada qalilen kelimesi e, müfessirimiz temti'en qalilen demek suretiyle bunun mefur mutlak olduğunu söylemekte. Yani meful mutlak mecazi de diyoruz biz buna. Neden? Çünkü burada temti'en kelimesi yani gerçek mefhul mutlak hasve gitmiş ve qalilen onun yerine geçmiş. Yani sıfat bir nevi mevsufun yerine geçmiştir meful mutlak olarak kabul edebilirsiniz ya da bunu zemanen kalilen ila hini ecelihi demek suretiyle meful fi olarak da kabul edebilirsiniz. Yani müfessirlerimiz bu vecihlerden bahsederken belli bir anlamı kastederek bahsediyorlar. Burada İmam Nesefi boşu boşuna temtihan kalilen ev Zemanen kalilen demiyor. Temtihan kâliilen dediğimiz andan itibaren bunu meful mutlak olarak telakki ediyoruz. Zemanen qalilen il ila hini ecelihi eceli gelinceye kadar ona bir mühlet vereceğim, rızıklandıracağım, nimetler bahşedeceğim şeklinde düşünürseniz o zaman meful olmuş olur burada. Qalilen ifadesi. Yine dediğimiz gibi burada zemanen hasre gitmiştir. Fe emtihu şami. Şami bunu emir sigasıyla okumuştur. Tabi Şami bunu bu şekilde okurken anlam da tamamen değişiyor ve burada kısaca bundan bahsedersek özellikle ve iz qale ibrahim erabbic'al haza belden aminen ve erzuq ehlehu min el semerati men amene minhum billahi vel yevmil ahire qale ve men öznesi burada değişmiş olur. O da Hz. İbrahim olmuş olur. Eğer bunu emir formatında okursanız. Yani ya Rabbim ya Rabbi e, özellikle orada yaşayan ahaliye onlar içerisinde de iman eden ahirete ve Allah'a iman edenlere rızık ver. Daha sonrasında kafir olanlara da belli bir mühlet ver ve daha sonra onları cehenneme gönder manası da gelmiş olur. E, burada Şami'nin okumasını esas alırsanız kıraatini o zaman buradaki kalenin faili de tamamen değiş, değişir ve mana da tamamen değişir. Sümme ruhu ulciuhu şeklinde bunu <laughs> okumanız gerekiyor. Şimdi tabi ittarra kelimesi köken itibariyle dar maddesinden türemiştir. Yani zarar vermek demektir aslında bu. Zaruret kelimesi de buradan türemiştir. Ee, kelime şöyleydi aslında it terre şeklinde iftial vezni üzerindeydi. Ancak iftiale vezni üzerinde herhangi bir kelime geldiği zaman ve bu kelimenin faul fiili dat gibi bir harf olduğu zaman siz bu t harfini t harfine çevirmeniz gerekiyor. O zaman çevirelim. Ne olmuş oldu? It id tarra olmuş oldu. Yani siz buradaki ta harfini t harfine çevirmeniz gerekiyor ki burada okunuşta sıkıntı yaşamayalım diye. O zaman bunu da ulci uhu ilce ettirmek, zorla göndermek anlamına gelmekte. LCE maddesinden türemiştir. İltece yine buradan türemiştir ile azab-ı sa'iri e, ile azab-ı onu cehennem azabına zorlayacağım zorla göndereceğim demektir. Ve bi isel masiru ve ne kötüdür. Tabi burada ve bi ise el el merci'u demektir. Ne kötüdür. Ne kötü dönüştür. Ellezi yasiru ileyhi yani burada kötülük yapan kişinin döneceği dönüşü El marci'u lezi yasiru ileyhi Kişinin dönüş yapacağı yer ya da dönüşü en naru ateştir. Aslında ayet kelimenin manası ve bi issel masiru lezi yasiru ileyhi en -naru şeklindedir. Dolayısıyla burada bi ise efal zem olarak gelmiş el masiru faili en ise mahsus bir zem olarak hasve gitmiştir. Bunu da nahif kitaplarından okumuş olmanız gerekiyor. Fel mahsusu bi mi mahzufun. Burada mahsus bi dediğimiz lafız hasve gitmiştir. O da ennar kelimesidir. Dolayısıyla şöyle düşüneceksiniz. Ve bi ise el masiru ne kötü dönüştür. Ennaru ateş. Ya da ne kötü dönüş yeridir. Ennaru cehennem. Ateş. Ve bi ise masiru ne kötüdür. Ya da ne kötü yerdir dediğinizde ne kötü dönüştür. Ne kötü yerdir dediğinizde peki kötü olan şey ne? Yani mahsus bir zem nerede burada? Ennaru olmuş olur. Öyleyse ve bi ise kelimesi ef'al ezzem olmuş olurken el masiru faili olmuş olur. Ennar ise mahsus bir zem olmuş olur ve burada mahzufun hasve gitmiştir. Böylelikle Cenabı Cenab-ı Hakk'ın izniyle dersimizi bitiriyoruz. Aslında konuşmamız gereken, vermemiz gereken çok bilgi vardır. Mesela aminen kelimesi burada ve lem yuqayyidhu bi şeyin. Yani güvenli bir yer. Peki neyden güvenli bir yer? Korkudan mı, katliamdan mı, zulümden mi? İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle mutlak ifadeler geçiyor ve müfessirlerin ihtilafa düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu mutlak ifadelerdir. Öyle olunca her bir müfessir işte aminen minel katli, aminen e, minel kâhti şeklinde bir takım değerlendirmeler yapmışlardır. E, Cenab-ı Hakk'ın izniyle dersimizi bitiriyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.